Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Türkiye Şampiyonası size Star Otel'de yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Şimdi yanımızda Biga Veteranların Başkanı İrfan Filiz Hocam var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Türkiye Şampiyonası grup maçlarını bitirdiniz. Türkiye Şampiyonası'na katılmayı hak kazandınız. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl hazırlandınız? Buraya gelene kadarki süreç nasıl oldu? Malum 40 yaşın üstündeki bir yaş grubunun organizasyonunda ne kadar hazırlanabiliyorsa onu elimizden geldiğince yapmaya gayret gösterdik. Biz çok genç bir takımız. Yani genç derken bu sene ilk defa böyle bir organizasyonun içerisinde yer aldık. Şu anda hem Biga'yı aynı zamanda Çanakkale'yi temsil ediyoruz. Güney Marmara Ligi'nin birincisi olarak bu şampiyonaya geldik. İlk kurulduğumuz işte bir şeyde oluşumda. Yani neyle karşılaşacağımızı, ne yapacağımızı da pek bilemiyorduk. Ama işte karşılaşılan olayları yavaş yavaş aşaraktan, ne bileyim, bir önce bir takım oluşturup sonra yani İşte bu işte yapılması gereken formaliteleri yerine getirip yani elimizden geldiğince bir şeyleri yapmaya çalıştık. Tabii amacımız bizim burada belki çıkıp sahada maçı kazanmak değil, dostluğu kazanmaktı. Birçok arkadaşımızın önceden çok uzun zamandan beri göremediği arkadaşlarla tekrar diyalog halinde olması gündeme geldi. Yani birbirlerini tekrar buldular. Hep aynı şekilde yani bizler de. Yani ne bileyim, böyle bir süreç boş zamana kadar yaşadık. Evet, biz de maçlarınızı çok yakın takip ettik. Çok keyifli, zevkli maçlar oynandı Güney Marmara'da. Evet. Siz de birinci olarak geldiniz. Evet. Peki Biga halkı, oradan destekler, size katkıda bulunanlar, oradaki heyecan nasıl Biga'da bu işle ilgili, veteranlarla ilgili? Biga halkı olarak belki maçlarımıza özellikle hava muhalefeti olduğu zamanlar oldu. Çok fazla ilgi belki gösteremediler ama halkın ilgisini biz halk içerisinde olduğumuz zaman çok hissettik. Yani hiç tahmin etmeyeceğimiz kişiler ya işte maçınız ne zamandı, ya skor neydi, veya iyi gidiyorsunuz, işte Türkiye Şampiyonası'na gidecekmişsiniz tarzında hep bu şekildeki, hani onların dolaylı olarak da ilgisinin olduğunu gördük. O zaman yarın güzel maçlar başlayacak. Keyifli bir ortamdayız. Keyifli bir oteldeyiz. Güzel sahalarımız var. Biz o zaman Biga Veteranlar takımına başarılar diliyoruz. Zaten maç içinde maçtan görüntülerle tekrar birlikte olacağız başkanım. Teşekkür ediyoruz. Yani bir takım belki yani şu anda hemen hem vakit almaması açısından yarın öbür gün, bu hafta içerisinde belki bizim mesajlarımız olabilir. Tabii yani ki. En hemen aklıma gelen, konuyu çok da fazla uzatmak istemiyorum. Mesela hep bu master ve veteran kelimesinin biraz daha yabancı kökenli olduğunu, yani bunun bir Türkçe karşılığının ne olarak bulunabileceğini kendi aramızda hep değerlendirip düşündük. Belki o tarz bir çalışmalar da olsa en azından çalışma anlamında diyorum. Evet. Yani veteran ve master biraz oturdu ki herkes ne olduğunu anlıyor. Yok işte eski asker olması, usta olması, evet, usta falan gibisinden anlıyor ama sanki buna daha bir öz Türkçe bir algı en azından sizin aracılığınızla yaratılabilirse iyi olur diye düşünüyorum. Bir de yani kısa sürede bizim hemen kendi aramızda düşünüp değerlendirdiğimiz konulardan biri de Türkiye'nin nüfusu da yavaş yavaş yaşlanıyor. Genç bir nüfus olduğumuzu dile getiriyorduk ama artık evet, yaşlanmaya başladığımız için, çünkü biz de itiraf edelim bu durumu. Sanki bu özel federe tarzında değil de yani futbol federasyonu bünyesinde de bu tarz bir artık aktivitelerin daha kapsamlı ele alınması ve uygulanması olabilir mi diye en azından tartışma açılmasında fayda. Başkanım, ben mesajı aldım. Biz Türkiye Veteran Futbol Ligi ailesi olarak bu konuyla ilgili zaten çalışmalarımız var. İnşallah el birliğiyle tüm Türkiye'ye yayarak daha federe, daha kapsamlı bir lig inşallah oluşturacağız hep birlikte. Yani çok az önce dediğim gibi uzatmak da istemiyorum. Hemen aklıma gelen, yani bu mikrofonu uzatınca kendi aramızda değerlendirdiğimiz konulardan bazılarını aktarmak istedim.
Teşekkür ederim. Evet, yani... Zaten turnuva boyunca da tekrar mikrofon hep sizde olacak. Ha, tekrar gündeme getirelim, konuşalım. Sağ olun. Yani biz ilk defa katıldık. Zevk aldık. Ne bileyim, dostlarımız oldu. Yani maçtan önce dostlarımızı kazanmak da niyetimiz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Diğer takımlara ve arkadaşlara da başarılar diliyorum. İnşallah yani tadında, tuzunda ve tatsız tuzsuz olmayan bir ortamda bir sakatlık olmadan iyi bir hafta geçiririz diye temennide bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi hoşça kalın. Tekrar görüşeceğiz başkanım. İyi akşamlar. Sağ ol.